Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim ecmain. Muhterem kardeşler, öncelikle kısa bir konuyu sizlerle anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Yani nasıl bir dil kullanıyor ise bizim gibi hocalar, dinle ilgilenenler nasıl bir din dili kullanıyorlarsa böyle insanları uzaklaştıracak, insanları kaçırtacak böyle bir din anlatımı var. Yani bugün bir hocayla konuştuk İlahiyat Fakültesinde, o hoca dedim ki hocam dedim bizim anlattığımız şekildeki bir anlatımı dinleyen bir insan Müslüman olur mu? Yani nasıl bir anlatım tarzımız var? Bırak Müslüman olmayan bir insanın Müslüman olmasını, hazır Müslümanı bile biz dinden ederiz yani. Öyle bir anlatış tarzımız var ki, öyle bir dilimiz var ki uzaklaştırıcı, itici. Tam kelime itici. Yani mesela dini anlatan insanlar hep böyle bir yüzlerinde bir ciddiyet var, böyle sinirli bakıyormuş gibi, böyle gergin gibi. Bir şey soracağı zaman mesela insanlar görüyorum böyle bir şey soracaklar ya. O kadar çekinerek soruyor ki yanlış bir şey söylerim de hoca bana bir anda patlar falan. Öyle bir hava var. Yanılıyorsam söyleyin. Polat abi öyle değil mi? Yani bir şey soracaksa böyle insan çekiniyor. Veya bir şey söyleyecek mesela hoca varken orada 40 tane düşünüyor. Yani ulan yanlış bir şey söyleriz de şimdi hoca bize der ki dinden çıktım falan. Böyle müthiş bir korku ve baskı var. İnsanların üzerinde. Gençler de öyle. Bak Esma Nur diyor ki kesinlikle olan hocam diyor. Muhammed Ali Şimşek de diyor ki hocam sizde yok diyor. Ben buna özellikle çok dikkat ediyorum kardeşler. Yani yaptığımı söylemiyorum ama çok dikkat ediyorum. Yani birisi dinini öğrenmek istiyor. Allah'ı tanımak istiyor. Yani bu nasıl anlatalım yani? Öyle bir anlatalım ki ya mutlu olsun bunu anladığında. Neşeli olsun. Yani din anlatımı niçin böyle hep gergin olsun? Din anlatımı niçin böyle korkunç olsun, korkutucu olsun? Merhaba cübbesiz müsti. Yani niye böyleyiz yani din anlatımı? Geçen de bir YouTube sitesine girdim. Orada iyi niyetli insanlar bir şeyler yapıyorlar. Bir tane sakallı bir arkadaş da artık ilahiyatçı mı bilmiyorum yani dinle ilgili konuştuğuna göre hoca. O da bir konuyu anlatıyor. Ama emin olun yani yüz hatlarındaki gerginlik, sinirlilik, topluma karşı bir öfke belli oluyor. Ya, yani insanlar günah işliyorsa sana karşı istemiyor ki Allah'a karşı işliyor. Sana ne? Sana ne? Yani onlar öfkeleniyorsa niye öfkeleniyorsun? Öfkeyle hareket ediyorsan nefisten hareket ediyorsun zaten. Peygamberimiz sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Musti şey yapalım. Sohbetin sonuna doğru. Şimdi şey yapalım. Veyahut da seninle telefonla özel görüşelim. Bu da herkesin içine yazma. Özel bir şey rüyan olmuş olabilir. Ben onu söyleyemem ama telefonlaşalım veya WhatsApp'laşalım. WhatsApp'ta yazarsın. Geniş geniş anlatırım ben sana. Oldu mu Mustafa? Şimdi yani insanlar günah işlemiş olabilir. Tövbe etmiyor olabilir. Sana ne? Hoca olabilirsin. Onun günah olduğunu biliyor olabilirsin de yine sana ne? Yani farkında mısınız arkadaşlar? Biz kendimizi hemen şeyin yerine koyuyoruz. Haşa. Onun Rabbiymiş gibi onu yargılıyoruz, onu suçluyoruz, onu hakir görüyoruz. Elimizden gelse ceza vereceğiz. Ya sen de bir kulsun. O da bir kul. Orayı geçelim. Yani niye neşe yok? Yani neşesiz bir İslam olur mu ya? Mesela Peygamberimizin sahabesi, Peygamberimizin yanına gittiği zaman nasıldı? Ya ayakları yerden kesiliyordu mutluluktan. Neşeden. Yani onu görmüş olmanın, onunla birlikte olmanın, onu dinlemiş olmanın, onun bir sözünü
yerine getirmiş olmanın, o peygamberimizin ona işte ey Ebu Zer, ey işte Abdullah diye hitap etmiş olması, onlar da öyle büyük bir mutluluk yapıyordu ki. Öyle büyük bir neşe içinde yaşıyorlardı ki. Yani hiç kimse onları zorlamadığı halde onlar canım sana feda olsun, anam babam feda olsun duygusuyla yaşıyorlardı. Nasıl oluyordu bu? Peygamberimiz neşeli bir insandı. Asla somurtan bir insan değildi. Asla böyle itici bir insan değildi. Öyle olsaydı etrafından dağılır giderlerdi diye ayet var. En kaba hareketlere bile affedici, müsamahakar. Gel bakalım delikanlı konuşalım diye. Dertten anlayan, halden anlayan, elden tutan, yardım eden. Peygamberimiz böyle, Rabbimiz de böyle. Yani Rabbimiz de yardımseverdir, anlayışlıdır, sevgi doludur. Veren, 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 verendir. Kötülük yapsan bile iyilik yapmaya devam edendir. Bizden istediği ahlakın hepsi kendisinde var. Böyle bir Rabbimiz var. Her sıkıştığımızda Allah'ım deyince bize bir şekilde cevap veren bir Rabbimiz var. Yani niye böyle bir olumsuz, itici bir din anlatırız? Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Olumsuz, itici anlatanlardan uzak durun. Her ne olursa olsun. Matematiği bile sevdirerek anlatan vardır. Olumsuz ve itici. Bu. Öğreneceksiniz arkadaş. Bunun çaresi yok. Ezberleyeceksin falan tarzına girenler var ya. Uzak durun. Uzak durun. Her şeyi sevgiyle sevgileştirerekten kolaylaştırabilirsiniz. Hele bu dinse, ya din baştan sona zaten duygudur, sevgidir. Valla Melike Hasan sevgi dolusunuz diyor. Yani bu sizin yansımanız. Gerçekten. Yani yoksa bakın internette, televizyonlarda, şurada burada bir sürü hocalar anlatıyorlar. Onlardan dinleyebilirsiniz. Ama dinlediğiniz zaman şöyle arkadaş döndüğünüzde içinize mutluluk mu doldu? Ümit mi doldu? Neşe mi doldu? Yani etrafınızdaki insanlara daha böyle bir gülümsemeyle mi bakıyorsunuz? Öyle insanları dinlemeye devam edin. Ama yani uf ben yandım, bittim, öldüm, tükendim yani. Oy ne olacak benim halim falan. Bu moda giriyorsanız enerjiniz bitirir demektir. İtici tarz, itici zanlar, yanlış zanlar. Bir şey söyleyeyim sadece bu konuyu kapatalım. Rabbimiz diyor ki ben kulumun beni zannettiği haldeyim. Beni ne zannediyorsanız, beni nasıl zannediyorsanız öyleyim. Çok korkunç mu zannediyorsun? O zaman korkunç olayım. Ne yapayım? Seni mi kırayım? Çok böyle şiddetli, dehşetli. Öyle mi zannediyorsun? Öyle olayım. Sen öyle istedin madem kulum. Ama sevgi dolu mu? Kur'an-ı Kerim'e bakın sevgiyle doludur. Ya sevmeyen, sevmeyen birisi bir şey verir mi? Yani Allah-u Teala veren, veren, veren. Yani Allah'ı tanımlayın deseniz bir kelimeyle nedir biliyor musun benim gönlümde? Seven ve veren, sevdiği için veren. Neyi? Her şeyi her zaman sürekli veren. Ya böyle bir şey ya, böyle bir Allah'ımız var ya. Canım Allah'ım diyeceksiniz. Bir tanem diyeceksiniz. Yani genç kızlar var, kedi seviyorlar ya. Onlara diyeceksin ki bak Allah nasıl sevilir. O kediyi seviyorsun ya. Aynı onun gibi. Bir tanem diyorsun. Aynı alıp kucağında yatıyorsun. O sevgi sende sevgi var. O sevgiyi kediye yönlendirmişsin. Kötü bir şey değil. Kediyi de sev. Köpeği de sev. Allah'ın yarattığı her şeyi sev. Ama Allah'ı da aynı şekilde sev. Allah da böyle sevilir. Sevgi türü tektir çünkü. Allah gönüllerinizdeki isteklerinizi versin. Hayırlı olanları versin. Zaten de verir de. Çünkü Allah Teala hayırlı bir şeyi niye vermesin ki? Cimri mi ki vermesin? Cimri mi ki size vermesin? Yok. Değil. Fakir mi ki? Yok. Yani olsa dükkan senin de yok ama kuzum ne yapayım? Öyle de değil. Fakir de değil, cimri de değil. O zaman vermiyorsa bil ki senin için vermemesi hayırlı. Ondan dolayı başka bir şeyden dolayı değil. Bir tane oğlanı seviyorsun. Allah'ım illa 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 illa. Ama oğlan çok zalim birisi. Evlendiğin zaman seni 3 gün, 4 günde 3 defa dövecek. Allah-u Teala bunu biliyor. Onun huyunu biliyor. Senin narinliğini, nazikliğini, nezaketini, letafetini biliyor. Naifliğini biliyor. Kulum bu sana olmaz. Sen çok istiyorsun. Saçını sakalını beğendin ama olmaz. Ben seni bildiğim için, senin için olmayacağı için vermiyorum. Seni çok sevdiğim için vermiyorum. İdari hakimlik.
Belki de ablan idari hakim olması onun için iyi değildi, bilemeyiz ki. Allah-u Teala'yı böyle tanıtalım arkadaşlar ve biz böyle bilelim ki zaten doğrusu da bu. Allah'ın yoksa nasıl seveceğiz ki? Tamam, azabı yok mu, şiddetli cezası yok mu, bunları atlayalım mı? İyi de onlar inanmayanlar için, onlar Allah'ı tanımayanlar için, Allah'ı inkar edenler için senin ne işin var cehennemde? Müslümanla cehennemin ilişkisi şöyle olacak. Ey Müslüman, çabuk geç sırattan, senin nurun benim ateşimi söndürüyor diye bağıracak. Hadis bu. Cehennem. Cehennem bağıracak. Senin ışığın beni bile söndürüyor. Çabuk geç ne olursa Müslüman. İşte Müslümanın cehennemle irtibatı bu. Allah'ı sevenin cehennemle ne işi var? Allah'ı anlayanın, Allah'ı kavrayanın, Allah'la seven sevdirir. Nefret ettiren kişi sevmiyor demektir diyor. Doğru söylüyor. E kendi sevmeyen neyi sevdirecek ki? Korkuyor. Korkmak kötü bir şey değil. Ama sevgiden kork. Ben annemi hürmetsizlik etmekten korkarım. Beni döveceğinde mi gücü yetmez. Ama onun gözünden düşmekten korkarım. Cübbesiz Mustafa, sen bir de gözü açıksın ya. Olaya bak, Bayram Ali Sert abi orada selam veriyor. 120 kişi, hiç kimse ses çıkartmıyor. Selamı almanın farz olduğunu bilen cübbesiz Musti aleyküm selam diyor. Gözü açıklığa bak ya. Maşallah. Sevdim seni ya, tuttum seni. Şimdi bugün infak konusunu anlatacağız. Bu din dilini anlatmış olduk mu arkadaşlar? Birbirimize de öyle, eşimize de öyle. Çocuğumuz namaz kılmıyor. Ya nasıl anlatıyoruz biz? Allah seni yakar. Şöyle deseydik. Oğlum sen namaz kılmış olsan var ya, Allah seni muhabbetle yakar. Gönülden yakar, yanarsın. Mevlana'nın dediği gibi, yanıyorum ben, hiçbir deli su söndüremez beni dediği. Öyle de yakmak var, öyle de yakmak var. Yanan dede var ya bir tane, yanan dede. Yaman dede, yanar dede var değil mi? Yani tehditle, ite kaka, zorlayarak, korkutarak yapmış olduğumuz beşira ve nezira, önce müjdele, anlat. Korkutma, inkar edenler için geçerli. Bazı insan ondan anlar. Ama yani sen müminsin. Sen baştan sona sevgisin, Allah'ı sevensin, Allah'ın sevdiğisin. Yani ya Allah benim namaz kılmasın, Allah senin yanına almaz diyorlardı diyor. Şöyle bir şey düşünsenize. Oğlum namaz kılmasın, Allah seni yanına almaz. Kılarsam alır mı? Yani bir an evvel ölürsün yani. Allah beni yanına aldı. Öldün yani. Allah yanına aldığı zaman öldün demektir. Onun için kılmıyorum ben hocam, ölmemek için diyor. Yoksa Allah, baba dedem nereye gitti? Allah yanına aldı oğlum. Niye namaz mı kılmıyordu? Eyvallah. Allah seni yanına almaz. Şöyle deseydin ya Mustafa sen de. Ben neredeyim ki? Zaten Allah'ın yanındayım ki. O bizimle her an birlikte değil mi? E o zaman namaz kılsam da yanında, kılmasam da yanında. Evet, o benim zaten ya. O benim her zaman yanımda. Ya namaz kılarsam ben de onun yanında olacağım. Yan yana olacağız. Hocam komiksin diyor. Vallahi ne yapayım yani? Düşünsenize, Allah senin yanına almaz. Hiç de almaz yani. Aldığın zaman o genç yaşta gideceğine bir tarafa. Şimdi hani komik olmaya çalışmıyorum ama gerçekten öyle ya. Allah sizi sağ olasın canım. Allah sizi zaten sizin yanınızda. Namaz kılarsan sen onun yanına gidiyorsun. Kılmazsan o senin yanında ama sen onun yanında değilsin. Yan yana gidiyorsunuz ama sen onun farkında değilsin. Öyle düşün. Evet, şimdi infak konusuna geçeceğiz ama geçemedik. Vakit de şimdi biraz sonra 21-21 olmuş. 9, 5 daha 14 dakika var. O zaman bugün ya infak konusundan birazcık başlarız. Ondan sonra Cuma'da devamında da bakalım, olmazsa haftaya ya şey yarın devam ederiz. Hay hak, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, dinimizde iman, inançla ilgili konuları söylemeye gerek yok. İnanç. İnancı olmazsa olmaz. Yani inanacaksın Allah'ın varlığına, birliğine inanacaksın. Tamam. Sonra ibadetler gelir. İbadetler işte namaz, oruç, zekat, hac. Ama arkadaşlar bunun %90'lık kısmını namaz oluşturur. %9'luk kısmını da zekat oluşturur. 99 etti. %1'lik kısmı da hac, oruç, o kadar.
Ya niye bu kadar kesin söylüyorsun? Bu oranı ben Kur'an-ı Kerim'e göre veriyorum. Kur'an-ı Kerim'de baştan sona kadar namaz, 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 namaz. Sonra zekat, sadaka, zekat, infak, 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 infak. Şimdi ilk başta bir düşünce yanlışı var. Yasin suresinde geçiyor. Onlara desen ki, ya işte şu fakir fukaraya yardım edin, birazcık para verin işte. Onlar şöyle derler. Enut aymu mellev yeşaullahu etame. Allah dileseydi onları doyururdu. Allah dilememiş, doyurmamış. Biz mi doyuracağız? Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuracağız? Allah'ın aç bıraktığını biz mi doyuracağız? Haşa, Allah'ın emrine karşı gelmiş oluruz. Niye? Çünkü Allah doyursaydı, doymaları gerekseydi doyururdu. Doyurmamış. O doyurmamışsa bize ne oluyor? Niye durumdan vazife çıkartıyoruz? Derler. Halbuki Allah Teala diyor ki, kulum, ben sana mal vererek, imkan vererek sana ben bir soru sordum. Öbür bir tane Müslümana da mal ve imkan vermeyerek ona bir soru sordum. Sen zenginlik sorusunu cevaplayacaksın. Sen A grubusun. Öbürü fakirlik sorusunu cevaplayacak. O da B grubu. Hani sınıflarda öğretmenler kopya çekmesin A, B grubu yapar diye. E tamam. Şimdi A grubu olan zenginlik imkanı verilmiş olan kişinin sorusu şu. Senin çok paran var. Yanına bir tane fakir kimse geldi. Ne yaparsın? Cevap bana ne? Ona da verseydin. Yanlış cevap. Doğru şık şu. Ha, bana verildi, ona verilmemiş. Benim buna bir miktar yardımda bulunmam lazım. Gördün mü? Sen imtihan olunuyorsun, imkanınla imtihan oluyorsun. Cübbesiz Mustafa, hocam ben çok kopya çekiyorum diyor. Çok demiyor, ben kopya çekiyorum, günahı çok mudur? Hocaya da diyormuş ki yıl sonunda söylüyormuş. Şöyle bir şey, bağından yiyorsun adamı, yiyorsun, yiyorsun bir sene boyunca. Ondan sonra senenin sonunda, amca ben senin bağından yediydim. Ne yapsın adam sana yani? Ama ilk başta söyleyeceksin, amca bağından yiyebilir mi? Ye tabii canım derse yiyersin, helal olurdu. Ama yeme derse yiyemezsin. Hiçbir öğretmen de sana kopya çekebilirsin demez. Kopya çektiğim kişiye söyleyeyim, yandakinden çekiyormuş. Ha. Arkadaşlar, Mustafa sorularını birazcık beklet. Şu konumuzu kısaca anlatalım arkadaşlarımıza. Bekleyen amcalarımız, abilerimiz var. Bir kere biz onu biz mi doyuracağız? Elin Suriyelisini biz mi doyuracağız? Adam öyle söylüyor. Bana ne diyor ya, vatanından kaçmasaydı diyor. Ya oralara takılma. Sen sadece kendi bir imkanın var ve sana bu imkanla ilgili sana bir soru soruldu. Sana bir tane insan geldi. Bir grup insan geldi. İmkanın var mı? Var. Ne yapacaksın? Biraz önce tesadüfen bir şey seyrettim. Sosyal deney yapmışlar. Adam bir tanesi diyor ki, açım, oruçum, bana iftarlık bir şeyler alabilir misin diyor. 8-10 kişiye sordular, bir tanesi 1 lira para verdi. 1 lira, geri kalan kimse vermedi. Görüyor musunuz toplumda nasıl birbirimize olan güvencimiz sarsılmış? Emin olun ki o insanların tamamı verirlerdi. Tamamı verirdi. İnanmıyorlar ama. Onun gerçekten aç olduğuna inanmıyorlar. Gerçekten kendisini doyuracak parası olmadığına inanmıyorlar. Güvenseler verirler. Bir kere yani başka bir fakir senin kapını çaldıysa, ya şöyle elbisene bak, elindeki telefonuna bak, sen zaten zenginsin falan, onlara girme. İmkanın var, senden bir şey isteniyor. İmkanın varsa verebilirsin. Vermek zorunda değilsin. Ama verebilirsin. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de ısrarla infak infak diyor. E kardeşim, arayıp bul fakiri diyoruz, bulmuyorsun. Kapına geliyor, vermiyorsun. Ne yapacaksın? Nasıl infak edeceksin o zaman? Ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum. Dilenciliğin Kur'an-ı Kerim'e dayandığı bir ayet var, işte budur. Onların mallarında sail dediği dilencinin de hakkı vardır, mahrum. İhtiyaç sahibi olduğu halde dilenemeyen, utanan insanın da hakkı vardır. Utanan insanı sen bulacaksın, dilenci zaten kendi ayağıyla geliyor. Verelim mi hocam yani? E biz de onu söylüyoruz yani.
Dün akşam iftara bir saat kala bir tane kadın kapıyı çaldı. Apartmana gelmiş. İhtiyacım var falan filan. Tamam abla, uzun anlatmana gerek yok. Ben dedim anladım. Gittim cüzdanımı aradım. Cüzdanında da para yok. 1,5 lira demir para çıktı. Başka para yok. Yani memurların hali böyle. Duy devlet reisi. Ondan sonra 1,5 lira. Ya kardeşim, adam senden boğazına sarılıp da 10 lira, 20 lira, 30, 50 lira istemiyor ki. Ne verirsen ver. İhtiyacı olan istemez ama ayet-i kerime diyor ki bak, bu lissaili vel mahrum ve messaile fela tenhar. Dilenciyi kovma. Ayet bunlar. Yani yürü git, sen nereden çıktın kardeşim, vermem. Sen manyak mısın? Adam öyle diyor. Manyak mısın sen ya diyor. Bir şimdi de bu mu odama çıktı diyor. Kovuyor. Sen arayıp bul diyoruz. Hocam ben nereden bulayım? Gelmiş ver. Ya 1 lira vereceksin. Bir sürü dua etti. 1,5 liraya. Öyle bir kamyon dua aldık yani. Hakikaten ya. Allah sana ömreler, haclar nasip etsin diyor. Ben arkadan amin diyorum. 1,5 lira ne kadar büyük bir paraymış ya. Bir kamyon dua etti ya. Merdivenden ineceği kadar dua etti. Arkadaş, ihtiyacı olmayabilir. Beni kandırıyor olabilir. Dualarda mı sahte? Allah duymuyor mu onun duasını? Ya inanmadan söylüyor ya. Önemli değil. Allah söylüyor. Söyleyene değil. Söyletene bak. Allah sana söylettiriyor yani. O dualar geliyor sana. Yani, dua yani. Senin o 1,5 liranın üstüne biner, Allah'a gider. Senin samimiyetin önemli, onun samimiyeti, dilencinin samimiyeti önemli değil ki. Kolunda altın bilezik varmış. Olsun, senin gönlünde ne var? Arkadaşlar, yanlış anlaşmayı düzeltelim. Allah doyursaydı canım, işte onlar da şöyle olur. Bahane bulmayın. İnfak için vesile arayın. Yolda kalmışa diyor, ayet-i kerime, yolda kalmışa verirler diyor. Yolda kalmış bulmaya hiç çalıştınız mı? Yolda kalmış. Yok hocam. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki yolda kalmışa diyor verirler diyor. Git bu ara bakalım, yolda kalmış bir adam bulabilir misin? Çaban var mı? Niyetin infak etmekse, kusura bakma, sen infak etmek istiyorsan Allah-u Teala o kapıları sana açar ki. O kadar çok kapı açılır ki. Ama niyetin infak olsun. İbadetin bakın %90'ı namaz, %9'u infak. %1'i de diğerleri. Bakın Rabbimiz Bakara 195. Allah yolunda infak edin ve sakın kendi ellerinize tehlikeye atmayın. Cimrilik tehlikedir, ateştir. Cimriliğinize bahane bulmayın. Dilencinin hali önemli değil, senin halin önemli. Bak arkadaşım diyor ki, yazıyor. Hocam diyor, dilenciliği meslek haline getirmiş. Ne biliyorsun? Suizan. Şöyle düşün. İmkanı olmayan bir insan sadece dilenerekten çoluk çocuğuna, bir kadın düşün, dul kadın. Hiçbir imkanı da yok. Çalışamıyor diyor. Başka da bir şey yapamıyor. Hasta. Ve sürekli istemek zorunda. Çünkü çocuklar ekmek istiyor. Bu kadına sen dilenciliği meslek haline getirmişsin diyebilir misin? İtiraz edenlerinizin tamamı kendileri değil, ruhları değil, nefisleri ediyor. Tamam. Yani ben size illaki de bir dilenciye verin, mecbursunuz demiyorum. Ama eğer dilenci sana geldiyse senden önce Allah'a gelmiştir. Allah da sana göndermiştir, unutma. Kovduğun zaman kimi kovduğunu iyi düşün. O sana geldi ise bir saniye önce oradan geçseydin seninle buluşmayacaktı o. Sana geldi. Eskiden şey vardı Mustafa. Sana belediye baksın diye. Bir bakar mısın? Yok bakamam. Belediye baksın. Şimdi belediye dağıtıyor. Bugün bir haber geldi. Bir ilin belediye başkanı demiş ki yardım Ramazan'da dağıtacağız ama asla İranlı, Suriyeli, Afgan birine verilmeyecek, Türk vatandaşa verilecek. Çok üzüldüm bunu duyunca. Gerçekten çok üzüldüm. Mazlumun, mağdurun, fakirin, ya kimse ya, hangisi, yani Türk vatandaşımız fakir, yok isim vermedim, Bolu'da değil zaten. Dedikodu yapmayalım. Ama fakirse ya arkadaş, dini bile olmaz ya. Müslümana vereceksin dahi demek ayıptır. Böyle bir şey var mı ya? Suriyeli'ye vermeyeceksin.
Korkuyorlar. Suriyelilere belediye yardım yapıyor da Türk vatandaşına yapmıyor diye yaygara yapacak bir kısım kötü niyetli insanlardan korktukları için böyle yapıyorlar. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Vermemek tehlikeye atılmaktır. Bakın bir husus daha kısaca söyleyelim. Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Neyi verelim Allah'ım? Neyi verelim? Ne kadarı verelim? Bugün bir öğrenimde mesaj atmış. Hocam, iyilik yapmak diyorsunuz ama her şeyimizle adanalım mı? Neyi, ne yapmamızı istiyorsunuz? Bizi söyleyin de onu yapalım. Ayet-i Kerime diyor ki bakın en üst seviyedeki sınır budur. En üst seviye. De ki kulil af. Fazla olanı verin. Sende fazla olan nedir? 2 gün önce de kızım sordu. Baba bir eşyadan kaç tane olursa israf olur diye. Vallahi dedim kızım 25 tane başörtüm var. 26.yı al israf olmaz. Niye? Çünkü sen onları her gün bir tanesini takacaksın. Ama fazla olan değil mi ya? Bir insana kaç tane yeter? Bir tane. Bir tanesini yıkadın. O anda iki tane. Değişerek giydin. Üçüncüsü fazla. Bana göre, sana göre kaçıncısı fazla? 26 fazla değilse 36 fazla olabilir mi? 46. mı fazla yoksa? Ayet-i Kerime diyor ki fazla olanı verin diyor. Verdiğinizde karşıdaki insanın durumu önemli değil kardeşler. Senin kendi durumun önemli. Bilmiyor musunuz hadis-i şerifte Peygamberimiz şunu anlattı. Bir gece bir adam çıkmış gizli vermek için zekatını bir zengine vermiş. Ertesi gün duymuşlar ki, duyulmuş ki, aa bugün bir adam zengine zekat vermiş. Aa bu benim demiş ya, olmadı zekatım demiş. Ertesi gün kalkmış, yine gitmiş, bir başka adama vermiş. Ertesi gün duyulmuş ki, aa bu gece bir ayyaşa, affedersiniz, içki içen bir sarhoşa zekat verilmiş. Ya o da benim demiş, olmadı yine demiş. Üçüncü gün gitmiş bir kadına vermiş bu sefer. Duyulmuş ki işte kötü işler yapan bir kadına verildi zekat. Ya bu da olmalı demiş. Dördüncüyü vereceği sırada rüyasında bütün yaptıklarının kabul oldu. Duygun, düşüncen önemli kardeşim sadakada. Ha zekatta verilecek gruplar var ona bir şey demiyoruz.